arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bankada kimse yok. Her yer sakin. Herkes güler yüzlü. Bize yardımcı oldular. Eve geçtik, daha kira sözleşmesi falan parayı vermiştik oysa. Bir kira, bir de depozito vermiştik biz. Toplam 1400 dolar. Çatı katında, onun videosunu da çekeceğim size. Çatı katında 1+1 bir evimiz var. Küçük ama hani şu yeni geldiğimiz için 2 haftalık daha buradayız. Yeni geldiğimiz için bize yeterli. Eşyasız. Şu anda banka kartı, hesap kartı ve kredi kartı çıkarmak için geldik. Minimum 200 dolara ve maksimum da 5000 dolara kadar bir limit koydular bana. Çalışma saati söylemiş miyim? Çalışma saati de arkadaşlar sabah 9, akşam 4. Evet, cumartesi de 13'e kadar. Cumartesi de 13'e kadar arkadaşlar. Yani cumartesi de açık. Bomboş. Onun dışında size söylemek gereği duyduğum başka elektrik. Biz ilk defa geldiğimiz için, bu arada Ohio Cleveland'dayız. İlk defa geldiğimiz için elektriği üstümüze almamız gerekiyor. Ve bunun için uğraşıyoruz. Burada işler çok uzun gidiyor. Hele telefonla ulaşabileceğiniz yerler saatlerdir. Bekletiyorlar hatta, bizi arıyoruz. Bir anda hattı kapatıyorlar. Bak kaç saat bekledik, kaç saat bekledik. Adamla konuşuyoruz. Tam sekretere bağlayacak, tamam mı? Bir bakıyor, telefondan ses gelmiyor. Hep bir anda kapatıyorlar telefonu. Şerefsizler telefonu kapatıyor. Ve burada noter işlemini bankadan hallediyoruz. Aynen, burada noter işlemini randevu bankadan hallediyorsunuz. Şimdi hanımefendi size o konuda yardımcı olabilirim dedi. Ev sahibimiz Türk. Eğer kısmeti olursa, şu an Allah'tan elektriği üstümüze almamızı bekliyor. İşte biraz değişik durumlar oldu ama biz de elektriği üstümüze almaya çalışıyoruz. Yani ya sanırım bu hiç evde 4 gündür varız. Sanırım gelen elektriği bizim kiradan da kesebilir ya da ekstradan bir, çok bir para kesmiyorlar zaten, elektrik falan çok gitmiyor. Yani bakacağız o durumlara. Bir de şöyle bir şey var. Mesela az önce bir tane kadın geldi. Randevu ayarlama. Randevu şey dedi yani. Şu anda dedi bir tane sadece banka çalışanı var. Aynen, şu an bir tane, çünkü saat 3. Burada evet. Saat 3 arkadaşlar. Burası Türkiye'den 7 saat geride. Haberiniz olsun baba. Tamam. Adam, kadın geldi. Diğerde ablam geldi. Şişko minyon tipli bir ablam. Pır 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 koştu. Dedi ki hello. Hello guys dedi. Today one just banka person dedi, working dedi. Tomorrow, please you come here. Hayır, isterseniz size yarın için randevu aynen oluşturayım. Zaten ben de aynısını söyledim. Tomorrow, tamam, please you come here. Yani olmaz böyle dedi. Anladın mı? Sonra yaşlı kadın zaten. Evet, yani burada Türkiye'deki gibi dolu bir banka görmüyorsunuz. Yok, dolu biz bir banka ve çok diğer Bank of America'ya da gittik, bomboştu. Aynen. Evet, çok yardımcı oldular. Böyle şey, biz daha uzaktaydık, adam kapımızı açtı. Aynen, görevli. Polis kapımızı açtı falan böyle. Polis değil de güvenlik yani, banka güvenliği. Güler yüzlü bir şekilde sıkıntı çıkarmadı. Öyle korkan falan kimse olmasın, gerek yok. Ha, sen koştun ya, hatta. Minyon tipli ablam şimdi tavrı başısından ki, geçecek. Adam dedi ki, minyon sen koştun ya. Hayır, olmaz. Sen koştun ya. Neyse, adam şey dedi, koşmanıza gerek yok falan aynen dedi. Çünkü ben niye koştum orada? Adam kapıyı açtığı için ben ona karşı mahcup olmuştum. Lan burada o kadar küçük yaşta araba kullananlar var ki, zaten dün ehliyet sınavına girdik New Jersey'de arkadaşlar. Eğer bu video olur da izlerseniz, size New Jersey'nin size ücretsiz bir şekilde sınav sorularını atacağım. New Jersey'nin birebir verdiği ücretli bir şekilde alınıp ama size ücretsiz bir şekilde atacağım. Erkek sözü. Size erkek sözü veriyorum. Zaten anlarsınız, kandırma gibi niyetim yok. Şu abone olaylarında biraz yükseltelim arkadaşlar. Biz dün girdik sınava. Aynen, geçtik. Biz dün girdik sınava. Sınavda 40 doğru yapmanız gerekiyor. Aynen, sınavda 40 doğru yapmanız gerekiyor. Bunun short videosunu da çekelim. Tamam. Tamam. Bir de 40 doğru yapınca bir kapatıyor. Bakın, 2 kişi daha geldi. 2 kişi daha hadi ekmeğinize diyecekler. Gönderecekler. 2 kişi daha geldi. Şutlayacaklar. Hello. Hello welcome. Tamam. Burada ehliyet. Burada ehliyet alma yaşı 16-17 yaşlılarından minimum olabilir. Aşkım, dün biz dolduruyorduk ya bize verdikleri kağıdı. Yanımdaki siyahi kız 2007'liydi, biliyor musun? Oha. Ve yemin ediyorum burada insanlar o kadar büyük duruyorlar ki, ben onu 30 yaşında zannettim. Aynen aynen. Çok büyük duruyorlar.
ve şaşırıyorsun. Bana bankada bir adam yardım etmiş. Sizden genellikle şunu istiyorlar arkadaşlar. Güler yüzlü ve sempatik yaklaşırsanız emin olun açamayacağınız kapı yok. Evet. Sadece sinirli görünmeyin, relax olun. Fazla bir İngilizceniz yok bizim de. Eğer kısmet olursa armiye gireceğim, askeri sınava gireceğim ben de ilerleyen aylarda. Bu benzin almaya gittiğimizde. Ha? Benzin almaya gittiğimizde mi? Ha, aynen öyle bir hayalim var arkadaşlar. Onu da söyleyeceğim hayatım. Tırcılıkla ilgili fikrim de vardı. Onunla 3-4 hafta eve gelmedim daha. 3-4 hafta biraz. Ben ne yapacağım? Aynen. Şöyle pompacıdaydık arkadaşlar. Biliyorsunuz buradaki, Türkiye'deki aynı. Düz bir bariyer düşünüp bir sol bir de sağ tarafında hortumlar var. Biz sağ tarafındaydık ama sol taraftaki hortumu çekmiştim ben. Çünkü sağ taraf gelmiyordu. Çünkü. Aynen. Sağ taraftaki bozuktu. O yüzden ben de sol tarafta arabayı çekmedim. Oraya direkt oradan elimle aldım. Koydum böyle zar zor yaklaştırdım. Polis, 3 tane polis böyle bana baktı 5-10 dakika sonra. Bir de burada ya kartla yapacaksın ya da içeriye gidip bir şey yapacaksın. Parayı vereceksin. Diyeceksin ki babacığım benim arabama bir her zamankinden 50 dolar. 50 lira her zamankinden. Atıyorsun doluyor. Normal yani standartı 3.20 yani 3.19, 3.20, 3 bu civarlarda bunlar ideal. Gerçi 4 de olsa çok bir şey oynamıyor ama burada çoğunlukla uzun süre kalan kişiler şunu yapıyor. Abi buna verilir mi bu para? Halbuki arasında 50 cent oynuyor, 1 dolar oynamıyor, 50 cent 60 cent. Bu arada cent. Bu şey litresi değil. Yani galon. 4, evet galonun şey demişti. 1 4 galon 3 litre değil mi? 4 litre demişti yani. 3,5-4 litre gibi bir şey olması lazım. Aynen. Litre fiyatı değil yani bunlar. Biz o gün işte 20 lira verdik, tamam mı? 20 dolar verdik arkadaşlar. Bize 20 dolarlık dolduracak. Neyse içeriye verdik. Bir makineye geçtik. İşte o hortumu aldık, yanlış yönden vardı ya. Koyacaktım. Bu 10 liralık dolmak üzere bir baktım. Yani 20 lira dolduracağım ama 10 liralığa kadar doldurdum. 3 tane polis bana bakıyor. Hayvan gibi anlamda. Hocam bir de hem akşamdı hem de o gittiğimiz bölge çok sıkıntılı bir bölgeydi. Evet. Aynen akşamdı. Bir de arkadaşlar doğru düzgün araba süremiyoruz burada. Sebebi şu. Biz Kıbrıs'tan Kıbrıs ehliyetinde unutturma bana. Biz Kıbrıs'tan geldiğimiz için Kıbrıs'ta direksiyonlar sağda. Direksiyon sağda olduğu için yolda soldan gitmen gerekiyor. Burada da solda sağda. Bunda biraz aynen sıkıntı yaşadık. Bir de hiçbir aynen yeri bilmiyoruz. Hadi. Hiçbir yeri hiç. Bizlik bir şey yok aşkım. Neyse. Yani biz böyle biraz fazla mı atılganlık yaptık anlamadım. Biz gelir gelmez ikinci günü gidip araba aldık. Hani ben normalde ben çok nadir araba sürmüş birisiyim. Ben araba sürmeyi de pek bilmiyorum. Adamlar bunu bilmiyor. Adam bana dedi kendiler dedi Highlander var adamın. Kaç 2000, 2023 model. 2023 model Highlander var. Araba nasıl? Mükemmel. Uçak gibi. Uber yapıyor anladın mı? 2,5 yıldır kaçak gelmiş buraya. Maşallah var. 10 numara Volkan adı. Tertemiz bir abimiz. Her yönden bize yardımcı oluyor. Evet. Yani biz ne insanlara para verdik bize yardımcı olsun diye. Orospu çocuklara yardım bile etmedi. Aynen. Neyse. Arkadaşlar. Neyse.